Ey Avrupa Birliği, bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Türkiye Suriyeli sığınmacılara kapılarını açalı yaklaşık 8 yıl oldu. O günden bugüne Türkiye'nin ağırladığı Suriyeli sığınmacı sayısı da 3 milyon 666 bine ulaştı. Şimdi kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. Yahu zaten siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Tam 8 yıldır Türkiye Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapıyor. Neredeyse Avrupa'nın bazı ülkelerinin nüfusuna yaklaşan Suriyeli Türkiye'de. 6 Avrupa ülkesi nüfusundan daha büyük bir nüfus Türkiye'de yaşamakta. Avrupa'nın aslında böyle bir nüfusu barındırma isteğinin de olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinin kendi üzerine düşen bir takım sorumlulukları yerine getirmediğini, sorumlulukları daha çok Türkiye'yi öteleme yönünde bir yaklaşımı olduğunu görüyoruz. İlk günden itibaren savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını açan Türkiye, bugüne kadar önce barınma, sağlık gibi çözüm önerilerini geliştirdi. Süre uzadıkça sorunlarda, çözümlerde harcanan kaynak da arttı. Yapılan çalışmaların adeta bir devlet yönetimi gerektirecek kadar çeşitlilik arz ettiğini söylememiz mümkün. Türkiye'nin bu süre içerisinde 45 milyar dolarlık bir harcama yaptığı belirtiliyor. İlk 3-4 yıl daha çok acil yardım çalışmaları çerçevesinde devam etti. Yani gıda, barınma, sağlık gibi konularda çalışmalar yapıldı. Daha sonra krizin uzamasıyla daha çok geçim kaynaklarına erişim, eğitime katılım, sosyal uyum gibi konularla ilgili çalışmalar hız kazandı. Peki bu süreçte güvenli bölge oluşturulması, mültecilerin dönüşünün sağlanması için yapılan harekata işgal tepkisi gösteren Avrupa Birliği, Suriyeliler konusunda elini taşın altına koydu mu? 6 milyarlık bir paket aslında hazırlandı. Nüfusa baktığımızda 6 milyar euroda bu nüfusun Türkiye içerisindeki hizmetlere erişmesi ve bu kişilerle ilgili bütün masrafların karşılanması açısından çok yeterli bir rakam değil. Üstelik Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği bu para Türkiye'ye direkt olarak değil, proje karşılığında gönderiliyor. Eğer bu 3 milyon 666 bin Suriyeli sığınmacı Türkiye değil Avrupa'daki ülkelere gitmiş olsa, bugün Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye söz verdiği miktarın üzerinde bir maliyet ortaya çıkıyor. Ülkemizdeki nüfusa baktığımızda 3.6 milyon Suriyeli ve 400 bin civarında da diğer uyruklulara baktığımızda, yani bu nüfus örneğin Hollanda'da olmuş olsaydı yaklaşık 100 milyar euroluk bir maliyet olacaktı. Fransa'da örneğin yaklaşık 42 euroluk günlük bir maliyet var. Avrupa Birliği'nin yerine getirmediği adımlar tek bununla sınırlı kalmadı. 18 Mart Anlaşması'nda yer alan ve Türkiye'den yasal yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için kapı aralanmadı. Türkiye'de bulunan ve yasal yollardan Avrupa Birliği'ne gitmek isteyen, sığınma talep eden kişilerin Avrupa Birliği ülkelerince kabul edilmesiydi. Ancak bu madde aktive edilmedi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı özellikle göç işbirliğindeki yaklaşımı çok olumlu, ilişkileri çok olumlu yere taşıyacakken maalesef daha güvensiz ve daha istikrarsız bir boyuta doğru götürdü. Avrupa Birliği'nin sunduğu çözüm önerileri etkin bir çözüm önerisi yok. Türkiye'nin önünde Suriyeli sığınmacıların dönüşü için güvenli bölge seçeneği netleşirken, uzmanlara göre Avrupa Birliği göç ve mülteciler konusunda temel değerlerini yok saydı. Göç konusunda yaşadığımız, insani krizde yaşadığımız tecrübe bize gösterdi ki maalesef Avrupa Birliği bahsettiği değerleri korumada oldukça yetersiz kaldı. Türk toplumunun da çok özverili ve toleranslı bir yaklaşımı oldu. Türkiye tarafında da çok vicdani bir ve insani bir yaklaşımla bu krizin yönetildiğini görüyoruz.